Tekrar merhaba. Gündeme girmek istiyorum. Biz en başta Sevgi Soysal, Müren, Sevgi Soysal diyorum, çok özür dilerim. Mine Soysal ve Müren Hanım'la bu meseleyi konuşurken nasıl başlayacağıma dair işte fikir alışverişinde bulunurken tanımlardan gitmekten yana kullandık seçeneğimizi. Ama şunu fark ettim tanımlardan giderken, tanımlamakla başlıyor problemler. Çünkü tanımlar çok çeşitli. Yayıncılar Birliği, Yayıncılar Platformu, her editör, her çevirmen, her yayın evi patronu, yayın yönetmeninin ayrı ayrı tanımları var editörlüğe dair, editörlük masasına dair. Bu tanımlama aslında, bu tanımlamanın çeşitliliği mesleğin sınırlarını genişletiyor ve mesleğin sınırlarının genişlemesi de beklentiyi çoğaltıyor. Ama bu beklenti ücretlendirmeyi olumsuz anlamda ya da işte bir kısmıyla etkiliyor. Beklentinin değişkenliği de üstelik bizim bir takım sözleşmeler altına alamayacağımız şekilde ilerlemesini sağlıyor editörlüğün. Ya da esnekleşmesini sağlıyor. Bizim uzmanlaşmamızın önünde engel oluyor. Bizim sürekli kendimizi yetersiz hissetmemize sebep oluyor editörler olarak. Bir de editörlük mesleği doğası gereği yaptığının değil yapmadığının her zaman göründüğü. Çünkü ortaya çıkan üründe her zaman yapılabilecek bir şeylerin olduğu, yapılacakların asla bitmediği bir meslek. Bütün meslektaşlarım ve bütün yayıncılar bunu bilir. Bir kitabı, bir çalışmayı asla bitiremezsiniz ve her göz başka bir şey görür. Editörlük mesleği de tam olarak bu yüzden nankör. Çünkü işte siz işinizin doğası gereği yaptıklarınızı saklamak ve açıklamamak zorundayken, yapmadıklarınız herkesin gözü önüne serilir ve herkes sizin yeterliliğinizi tartışabilme liyakatını kendinde bulur. Ve yeniden işte tanımlamalara döneriz. Çünkü bu yapılamayan, metinde görünen arızalar ya da eksik olarak görünen arızalar editörün ne olduğunu tekrar tanımlamamıza neden olur. İşte editör redaktör müdür, editör müsahih midir, editör kitabın sahibi midir, editör kitabı en iyi satacak insan mıdır, editör en iyi tanıtacak insan mıdır, yani editör satış pazarlama mıdır, editör PR mıdır, editör tanıtım mıdır, editör kitabın bütün yolculuğunda ona eşlik eden midir? İşte bütün hepsi aslında kurumdan ve kişiden kaynaklı olarak editör tanımının içinde ve dışındadır. Bu aslında çok büyük bir sömürü alanına da dönüşüyor. Bir başka sömürü alanı olarak da hepimiz zaten bunun tek tek işte birlikte konuşmuşuzdur. Yani sevdiğimiz işi yapıyoruzdaki idealizm sömürüsü. Sevdiğimiz işi yapıyoruz, o zaman büyük fedakarlıklar yapmak zorundayız. Mesela işte tek başımıza bir hayat kurmamalıyız. İşte geleceğimizle ilgili büyük adımlar, büyük planlar. Sevdiğimiz işi yapan azınlık olarak bir takım şeylerden, kendi başımıza ayakta durma hakkımızdan feragat etmemiz gerektiği düşünülüyor. Çünkü biz azınlıktayız. Çünkü biz idealimizdeki işi idealimizdeki şekilde yapmak istiyoruz. Bu aynı zamanda hem yayın evi hem de serbest çalışan editörlerin problemi.
Ve hem yayın evi hem serbest çalışan editörlerin problemi olarak aynı zamanda ve hepimizin çok büyük problemi uzmanlaşmak. Çünkü uzmanlaştığımız zaman alanımızda iyi olabiliyoruz ama fiziksel koşullar bize uzmanlaşma imkanını vermiyor. Çocuk edebiyatında, Türkçe edebiyatta, kurgu geliştirmede, kurgu dışı, kurmaca dışı kitaplarda, akademik kitaplarda, kişisel gelişimde, spiritüelde bir sürü alanda uzman editörlere ihtiyaç varken ama dil bilmek, o iki dile hakim olmak ya da bir dile hakim olmak ya da işte çok kitap okumak ya da o türü sevmek, edebiyatı sevmek ya da çocuk edebiyatını sevmek ya da spiritüel kitaplarla ilgilenmek o kitapların uzman editörü olabileceğimiz anlamına da gelmiyor. Ya da akademisyen olmak, akademik kitapların editörü olabileceğimiz anlamına gelmiyor. Ama öyle bir algı var bunun yapılabileceğine dair. Bu da işverenlerden kaynaklanan, aslında yayıncılardan kaynaklanan bir problem. Çünkü editörün niteliğini düşürdükçe onunla işte yani herkesin editör olabileceğini düşünmek onlara bir anlamda pazarlık şansı doğuruyor. Çünkü yeni mezun, dil bilen, filoloji mezunu ya da kitap okuyan, kitaplara ilgisi olan ve editörlük yapmak isteyen, hayallerinin mesleği olan herkes bu işi yapabileceğini düşünüyorlar, ona inanıyorlar ve deniyorlar da. Böylelikle bir de sektör, böylelikle sektörde bir sürü editör, bir sürü serbest editör, bir sürü yayın evi kapısında sevdiği işi yapmak için bekleyen editör oluyor. Bir de bunlara artı olarak işte yine sektör içi kurumlar tarafından yapılan editörlük atölyeleri fiziksel koşullarda ya da online koşullarda birkaç ay devam eden işte seviye seviye ayrılan ve çıktığı zaman editör olacak mı, editör oldu mu, editör olması gerekir mi, buna ne dememiz gerekir, onu da tam olarak bilmediğimiz, bu konuşulmayan da esasında sonrasında ne oluyor diye bizim ya da bir başkasının ya da o kursiyerin de aydınlatılmadığı bir alan var. Evet, atölyeler karlı bir alan. Evet, editörlük eğlenceli bir meslek. Evet, hayallerimizin mesleği ama hayallerimizin ne kadar gerçekleştiği bir meslek diye de üstünde durmamız gerekiyor. Ben bir başlık olarak şeyi belirledim, dışarıdan kaynaklanan problemler. Çünkü şu ana kadar saydıklarım aslında bizim serbest editörler ve yayın evi editörlerinin birlikte göğüs gerdiği problemler. Ama bir yandan dışarıdan kaynaklanan başlıklarda özellikle serbest editörlerin, yani kendi gibi çalışan insanların, benim sürecim 2 seneye yaklaşıyor. Serbest çalışan insanların yaşadığı zorlukları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle her alanda olduğu gibi işte burada da sendika birlik ve dayanışma yok meslektaş ağlarımızda. İşte çevirmenler mesela, onların haklarını savunan ve belli bir standarta kavuşturan onları, bir birlikleri var ve çok iyi çalışıyor çevir. Ama editörler için böyle bir şey söz konusu bile değil. Tekrar uzmanlaşmak konusunu açacağım çünkü bu serbest editörler için bir problem. Çünkü uzmanlaşmak istediğimizde dahi hayat koşulları, geçim kaygısı bizi uzmanlaşmaktan alıkoyuyor. Ve bu nasıl aşacağımızı da tam olarak bilemediğimiz, hep kendimizden fedakarlık etmemizi gerektiren bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Serbest çalışanın sosyal hakları kendi başına bir problem. Serbest çalışanın sosyal hakları, şimdi siz içeriye bir fiziksel koşullarınızda bir editör çalıştırdığınızda onun
Çalışma masasından, sandalyesinden, bilgisayarından, internetinden, elektriğinden, çayından, kahvesinden, yemeğinden, ulaşımından, araştırma giderlerinden ve sağlığından sorumlusunuz. Ama dışarıdan bir editörle çalıştığınız zaman, bu kısa vadeli bir kitap projesi de olabilir, bir dizi, senelere bölünmüş bir dizi de olabilir. Uzun vadeye de bölünebilir yani. Onun yemeğinden, içmesinden, elektriğinden, internetinden, bilgisayarından, çalışma masasından, sandalyesinden, sağlığından, o ay barınma ihtiyacından mesul değilsiniz ve bunu kesinlikle aklınıza dahi getirmiyorsunuz yayın evi sahipleri ve işverenler olarak. Ama şey diye düşündüğümüzde çok yakın, yani bir süredir mesela evlerimize temizlikte yardım etmeye gelen insanların da günlük sigortalarını yapıyoruz esasında ve bunu karşılamamız gerekiyor. Ama serbest çalışan editörün ya da serbest çalıştırdığımız teknik ekipten herhangi birinin böyle bir giderini üstlenmek aklımıza dahi gelmiyor. Ve bunu bir kenara bırakırsak aslında ödemelerini bile tam zamanında yapmıyoruz. Ve sözleşmeler, yani editörlük sözleşmeleri yayın evini koruyan tarafta oluyor hep. Mesela deadline'lar aksayınca ödeme geciktirilebiliyor ama biz 6 ay alamadığımız paralar için kimseye hesap soramıyoruz ve şey kaygısını yaşıyoruz. Ben çok para konuşan bir insan olmamalıyım. Ben sürekli para isteyen bir insan olmamalıyım. Çünkü bize para bir daha iş vermeyebilir, şöyle olabilir, böyle olabilir. Ve biz para alacağımız zaman sürekli onları idare eden, yani sürekli yayın evlerini idare eden taraf olmak durumundayız ve sürekli işte ne kadar para aldığımızı hatırlatmak, işte ne kadar paramızın kaldığını, ne zaman alacağımızı sorgulamak vesaire vesaire zorundayız. Ama benim gördüğüm mesela yayıncılıkta, çünkü benim yayın evi deneyimlerim de var, hiçbir yayın evi yanında çalıştırdığı editörün maaşını birinden onuna kadar bir süreçte ödemesi gerekiyorsa 25'inde ödemiyor. Yani hani hiçbir zaman sana bu ay maaşını vermeyelim demiyor. Ama dışarıda çalıştırdığı insanın, editörün, illüstratörün ya da çevirmenin ya da teknik ekipten herhangi bir arkadaşın ödemesi, dışarıya yapılan ödemeler ertelenebilecek ödemeler olarak adlandırılıyor. Başka bir dışarıdan kaynaklanan mesele de niteliği ölçülebilecek bir mercinin bulunmaması ve herkesin az önce söylediğim gibi akademisyen, eleştirmen, tanıtım yazarı, kitap tanıtım yazarından bahsediyorum, yazar, herkesin editör olabileceğini, kitaba dair bir fikri olan herkesin editör olabileceğine dair genel bir inanışın olması. Bu bir tarafıyla çok olumsuz bir şey, çünkü herkesin her şeyi yaptığı bir memlekette yaşıyoruz, herkesin editör de olabildiği bir memlekette yaşıyoruz. Ama bir tarafıyla eğer uzmanlaşabilirseniz farkınızı ortaya koyabileceğiniz, bu kalabalıktan sıyrılabileceğiniz bir imkan da veriyor size. O taraf, yani iki taraflı bakabilirim o yüzden bu meseleye. İçeriden kaynaklanan problemler, yani kişinin kendinden ve üstesinden gelememekten. Şimdi bu salgın döneminde herkes eve kapandı ve işte herkesin en büyük meselesi yalnızlaşmak oldu. İşte bunun aslında kolektif yapılan bir iş olduğunu, kitabın kolektif bir süreç olduğundan bahsedildi ve nitekim haklı da insanlar, çünkü kitap hep birlikte çalışılan, hep birlikte ortaya çıkan bir ürün. İçeriden kaynaklanan problemlerden biri sürekli yalnız olmak elbette. Bu hem fiziksel yalnızlıktan bahsediyorum kitabı çalışma sürecinde, hem de kitabı çalıştıktan sonraki süreçte. Çünkü biz aynı zamanda serbest editörler olarak yayıncılarla da çalışıyoruz.
çok kısa, 2 dakikam kaldı, toplamam lazım. Yayıncılarla da çalışıyoruz, serbest yazarlarla da çalışıyoruz. O yüzden yalnız çalışmaktan kaynaklanan motivasyon eksikliği bu anlamda çok güçlü oluyor. Çünkü yanımızda bir ekip yok. Neyi eksik yaptığımızda sürekli kendimiz yüzleşmek zorundayız. Kendimize objektif olmak zorundayız. Kendimize acımasız olursak tükendiğimiz zaman şefkat göstermemiz lazım. Yaptığımız işi bilmemiz lazım ve sürekli bu bilinç halinde olmak lazım. Geçim sıkıntısı ve gelecek kaygısının yaşattığı anksiyete durumu, bunu Türkiye'de yaşayan herkes bilir ama serbest çalışan insanlar bunu 3-4 kat daha fazla bilir. Bir takım sağlık sorunları, sağlığımı kaybedeceğim sorunları da bir sağlık sorunları içine giriyor. Çünkü biz ne kadar çalışırsak o kadar para kazanabilen insanlarız. O yüzden uzun sürecek sağlık problemleri bize aynı zamanda gelecek kaygısını, geçim sıkıntısını da doğuruyor ve bizim bir sağlık güvencemiz yok esasında. Kimsenin, herkesin editörüyüz ama hiç kimsenin de editörüyüz. Ve şöyle de bir problem var, serbest editör yayın evine kitabı gönderdiği zaman ismi yazmıyor kitapta. Bu bir görmezden gelme şekli. Çünkü onaylanma ihtiyacımız var. Bir onaylanma, parayla mı onaylanma, görünür olmakla ilgili mi onaylanma? Bu şekilde de yaptığımız iş onaylanmıyor. Yayın evinde o kitaba belki sadece düzelti okuması yapmış, belki üstünden geçmiş insanın editör ya da yayını hazırlayan olarak ismi geçiyor. Biz o anlamda da bir görünmezlik yaşıyoruz. Asla artmayan forma başı kaşeler, forma başı ücretler var. Bunlar pazarlığa tabi değil çünkü o yayın evinin belirlediği rakamlar bunlar ve işte onunla öyle çalışılıyor. Şartlarını kabul edersen. Ama her sene işte düzenli çalışanlarınıza zam yapıyorsunuz bir yandan da. Ama 2-3 senedir, 4 senedir artmayan kaşeler var. Bunlar büyük problem ama beklentiler sürekli artıyor bir yandan da. Planlanan işlerin metnin homojen olmaması da büyük bir problem ve bu homojen olmama durumunu kişisel algılama. Yani çevirinin bir yeri çok iyi giderken ortalarında bir yeri kötü olabiliyor, sonlarında bir yeri kötü olabiliyor ya da işte Türkçe bir metinde karakter iyi kurulmuşken kurgu bir anda alıp başını gidebiliyor. Bu homojen bir şey değil. Elbette bununla uğraşmamız gerekiyor ama bu ekstra zaman demek. Ayla Hanım. Buyurun. Değerli görüşleriniz için çok teşekkürler. Son cümlelerinizi alabiliriz. Tamam. Hızlıca toparlayayım o zaman, çok özür dilerim uzattım ve arkadaşların zamanından 1 dakika çaldım. Beklentiler ve hedefler var. Hedeflere gireyim çünkü bence büyük çözüm önerileri orada. Biz yazarlarla doğrudan çalışan insanlarız. Bir platform oluşturulmalı ve bizden gelen dosyalar yayın evlerince hazır ya da hazır olabilecek dosya gibi görülmeli. Ve o yüzden daha ön plana çıkarılmalı bizim işimiz. Bu serbest editörlük mesleğinin yaşamasını kolaylaştırır. Hem yayın evi editörünün de yükünü hafifletir. Çünkü bir sürü angaryayla uğraşıyor yayın evi editörü. Bizden gelen dosyaları daha ciddi, en azından olmayacaksa neyin olmadığını bize politik bir takım cevaplarla değil de gerçek cevaplarla söylemesi, o dosyanın çalışılabilirse problemlerinin giderilip giderilemeyeceğini söylemesi. Beklentiler meslektaşlardan dayanışma bekliyoruz. Başka bir şey beklemiyoruz. Birlikte dayanışalım. Birbirimizin yaptığı işleri görmezden gelmeyelim. Yayıncılardan insani koşullar bekliyoruz. Çünkü bunları çünkü birlikte çalışıyoruz. Bizim olmamız değerli bir şey sizin için.
Devletten de bir takım güvencelerimizi, işverenlerin insafına bırakılmamasını bekliyoruz. Bilmiyorum yani, devlet bize bir şeyler yapsın oldu ama yapacak da bir şey yok. Yani bunu da söylemek zorundayım. Hedefler niteliği arttırmak, ama niteliği arttırmak deyince şey diye düşünülmesin. Editörler kendi niteliklerini arttırsın. Elbette editörler kendi niteliklerini arttırsın ama yayıncılar bence niteliği arttırmalı. Ve okurların bir takım kitap kalitelerinde, kitap basım kalitelerinde iç ve dış niteliği olarak beklentilerini yükseltmeleri gerekiyor. Sosyal hakları arttırmak ve dayanışmayı arttırmak hedefler. Gün Işığı yayınlarına, Gün Işığı kitaplarına tekrar teşekkür ederim bu koşullar altında böyle güzel bir organizasyonu devam ettirdiği için. 10. senesinde Zeynep Cemali Edebiyat Günü'nde konuşmak beni ziyadesiyle mutlu etti. Sürçülisan ettiysem affola, çok teşekkür ederim.